Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Sarayköy'deyiz. Doğacılı mahallesi mi burası? Doğacılı. Doğacılı. Evet, Doğacılı. Ama normalde Doğacılı değil Doğacılı. Mi? Doğacılı. Evet. Yanımızda güzel bir teyzemiz var. Sağ olun. Burada böyle kazmayı almış, çapasını almış, çapa yapıyor. Dedi ki bir ziyaret edelim bakalım ne yapıyor bu güneşin alnında. Bu sizin elinize yakışır, sizde kalsın. Evet. Teyzem, sizi bir tanıyalım. Ben Mürvet Akan. Çiftçilik ediyoruz işte, kızımın yardımı geldim. Ne güzel. Yalnız olduğu için. Torunumu okulu bıraktım. Anaokuluna gidiyor. Oradan buraya geldim yardım eden diye. Evet. O serada fazla dayanamıyorum ben seraya. Hı-hı. Sıcaktan. Sıcak diye. Dış işlerini yapıyorum ben. Dış işleri bakanısın. Evet. Peki. Burada ne ekiyorsunuz? Burada bambiye var. Orada da tomatı var. Hı-hı. Sırf burası bambiye. Bambiye güzel bir zebzedir. Bunlar böyle olup bitene kadar yemesi evet, ne kadar sürüyor? Evet, kaburga da olacak. Ne kadar sürüyor? Öbür ayda falan toplanır herhalde. Bir ayda. Bir ay sonra yiyeceğiz. Yani. Evet, yiyoruz inşallah. Genelde kurutuyor musunuz yoksa böyle yemek? Yok, pazarları götürüyoruz. Kendimiz yiyeceğimiz zaman kurutuyoruz. Hı-hı. Ondan sonra yeniyor. Öyle satmaklık kurutmuyoruz kendimize. Hı-hı. Yaş olarak. Kaç yıldan pazar beri gidiyor. Uğraşıyorsun teyzemle? 35 yıldan beri hemen hemen. Çocukla büyüyelden beri. 35-40 yıldır ediyoruz. Daha önce neyle uğraşıyordun? Daha evvel bununla uğraşıyorduk. Ben Denizli'den geldim. Öyle mi? Denizli'den, Delikli Çınar'dan geldim ben. Buraya ayakkabıcı diye Allah. İşte kandırla getirdiler, çiftçilik ediyoruz. Ayakkabıcı diye? Evet, evet. Ayakkabıcı mesleği var dediler, dükkan açacağız dediler. He. Öyle kandırıp getirdiler. Abi nerede? Abi tarladı o da. Hmm. Yapmadı. Şey kadar yapmış, asker gidince kadar yapmadı. Ayakkabıcılık yapıyor diye kandırdılar. Seni aldılar ona. Evet. Ondan sonra geldiler. Denizden getirdiler. Şehir kızıyım ben. Ama işte yapıyoruz artık. Şimdi köylüye kadar yapıyorum. Evet. Yani böyle bizi geçiyor. Güzel bir uğraş mı? Yoruyor ama güzel yoruyor bir uğraş. Yoruyor ama güzel bir uğraş. Hiç olması yetiştirdiğin mutlu olabiliyorsa, parasını ediyorsa iyi oluyor. Evet. Emek çektiğine değiyor. Çoluk çocuk tabii. Versin, sağ ol. Sağ ol. Çoluk herkes. Çocuktan ya zaten kimse yapmaz herhalde. Tabii yapmaz galiba. Oğlum eczacı. Hı-hı. Kızımı da verdim işte ben. Onun kocası da yapmıyor. Opel'de çalışıyor. Anladım. Ne yapacak? Bekar oğlan var mı? Bekar oğlan yok. Olay da iyiydi. Var. Ayakkabıcı mesleği var deyip çağırdı. Beş tane oğlan torunum var. En büyüğü Eskişehir'de açık şeyde okuyor. İşletmede. İkisi de Sarayköy'de okuyorlar. Birisi 6 aylık en küçük oğlanınki. Selver Ömür var anaokuluna gidiyor. 5 tane oğlan torunu var Allah'a emanet. Kız yok ne diyelim 5 tane kız gelecek. Tamam inşallah. Peki teyzeciğim size kolay gelsin. Tamam. Allah yardımcınız olsun. İnşallah benim torunlar da siz gibi böyle memur çıkar. Onlar da kızıyorlar bana. Memurluk dedim ben mühendislik deyince rahat biz gibi rezil olmayın diyor. Okuyun mesleğinizi elinize alın. Okuyun kandırmasın ayakkabıcılığımı diye sizi diyor. Kim bilir. Kandı tabii. Şimdikine mesleği olsun, elinde işi olsun diye irezil işi gelmiyorlar. Evet. Bunlar zor iş tabii. Neden? Sıcak, soğuk. Onun için. Kışında lahana diyoruz, Fransa. Kışın, yazın bitmiyor bizim işler. Ya şehirde yaşıyor. Teyzemi kandırıyorlar. Evet. Seni ayakkabıcı mesleği olan biriyle evlendireceğiz diyorlar. Getirip buraya tarlanın ortasına bırakıyorlar. Evet, ondan sonra da ayakkabı giydireceğiz diyorlar. Laylon terlik giydirdiler. Laylon ayakkabı. Bakın bir deyim ben gülüyorlar gari. Gençler gülüyorlar bana. Nasıl de ne varsa o. Evet ne dedim. Amcanın kulağını çektin mi sonra? Oho her zaman çekiyorum ben kulağını. Her zaman kurtuluş yok benden de. Ölünce kadar çekecek. Ama aldatmanın bence, bedeli var. Bence biliyor da o yüzden zaten senin elin böyle çapada tutuyor ya. Onun için yanına yaklaşmıyor ne, herhalde. Ya bu deveye gideceksin ya diğerden gideceksin diye. Biz deveye gittik. Yok gene de sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamlar dileriz. Allah yardım etti tabii. Dedim, Allah izleyicim, sağlık kolay desin. Gelsin sizlere. Sağ olun siz de kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz bizim köy yurdumu güzel insanlarıyla sizleri buluşturmaya devam edecek. Birazdan seralar var. Bu köyde yapılan seralar var. Onları izleyeceksiniz. Bizden ayrılmayın. Evet, seralardan bahsetmiştik. Doğacılar Mahallesi eskiden köydü. Ama biz gene köy diyelim. Çünkü bizim köy gezmeye devam ediyor. Sera'nın içinde bir ablamız var bu sıcağın altında. Sera'nın içinde daha çok sıcak oluyor bildiğiniz gibi.
Domateslerle uğraşıyor. Bir ablamızı tanıyalım bakalım. Bu iş ne kadar kolay. Abla isminiz? Ben Sibel Doğan. 39 yaşındayım. Doğacıl'da oturuyorum. Hı-hı. Bu işle uğraşıyorum. Bir de evde hayvanlarım da var. Öyle mi? Evet. Güzel. Yani ne gerçekten... Ne zaman oldu başlayalım? Bu Mart'ın ilk haftasını diktik. Yaklaşık 3 ay olacak artık. Ya eskisi gibi değil. Biraz daha modern tarıma dönüş var. Evet, evet. Daha kolay sulama sistemi olarak. Hı-hı. Daha biraz daha tabii ki kolay işlemi. Domateslerin toplam ne kadar? Toplama 2600 falan. Çok güzel. Sadece domates mi var yoksa belli aralıklarla başka bir şeyler de dikiyor musun? Tabii mevsimine göre marul, soğan, salatalık, fasulye, istediğiniz sebzeyi dikebiliyorsunuz yani. Şeyler teşvikle mi başladınız yoksa öyle aklınıza geldiğinden yapın mı? Genç çiftçi projesinden evet teşvikle başladım bu işe. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda budama yapıyorum. Hem doluyorum domatesleri, yukarı çıkması için onlara yardımcı oluyorum. Budama derken şeyler... Budama şu filizler var, onları alıyoruz. Bunlar direkt yukarı çıksın diye, evet. Yani kuvveti başka yere gitmesin diye. İpin olduğu yere kadar çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor, daha fazlasını çıkacak özelliği daha. Özelliği ne bu domatesin? Özelliği, yani verimi daha iyi. Salkım dediğiniz gibi. Salkım, evet ama iri bu. Daha verimli oluyor. Toplaması daha kolay. Çürümesi az oluyor yani. Anladım. Hayvanlarız. Hayvancılık derken mesela kaç tane hayvanınız var? Ne yapıyorsunuz? Yani 15 tane var. Çok güzel. Eşim dışlı çalışıyor. O tamirci. Anladım. Ben de burada. Ne güzel. Yani sıkıntınız var mı bununla ilgili? Mutlu musunuz? Yani iyi ki yaptım mı diyorsunuz? Yani yaparken bazen zorlanıyorsunuz tabii sıcakla beraber. Bazen sıkıldığınız zaman oluyor ama. Ama yetiştirmek de şöyle ben bunları yetiştirdim diye bir gurur duyuyor yani insan. Evet. Yani her işte olduğu gibi bir sıkıntı var ama. İnsan ürününü görmeye başladığı zaman mutlu oluyor diyorsunuz. Parasını kazanmaya başladık mı rahat bir nefes alıyoruz yani mutlu oluyor insan. Her emeğin karşılığını aldığınız zaman tabii insan mutlu oluyor. Hayvancılığı kurbanlık için falan mı süt ürünler falan? Yok süt. Burada şey mi yapıyorsunuz? Dışarıya mı satıyorsunuz sütleri? Yani burada süthanemiz var. Orada toplanı kooperatif var. Oraya veriyoruz. Öyle. Peki girişimci bayanlara ne demek istersin? Böyle bir şey düşünsünler mi? Yani mutlaka seviyorlarsa bu işi düşünsünler derim. Evet. Gerçekten de yani yapmak gerekiyor. Peki. Sadece eşlere bakarsak işimiz zor. Evet. Çocuklar zaten benim de 3 çocuğum var. Hepsi tamam, okuduğu varsa. İçin. Bu işlerle uğraşmak lazım. Seviyorlarsa tabii ki. Ben çocukluğumdan beri alışık olduğum için bazen kızıyorum ama. ama yani köyden alıyorum. Kopmadık. Evet mutlu kopmadık. Mutlu bir şekilde yapıyoruz diyorsunuz. Evet, yapmaya da devam edeceksiniz. Evet. Peki ablacığım size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ayaklarınız sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz biz köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şahin amcamızı metnini duyduk. Dedi ki bu yöreye ait bir güzel türkü dinleyelim. Evinde ziyaret ettik. Şimdi sizlere söyleyeceği türküyü de armağan edeceğiz. Şahin amca önce bir tanıyalım seni. 1930 doğumluyum. Doğma büyüme Doğacılık köyündenim. İki tane dedem şehit, Çanakkale'de. Mekanı cennet. Allah razı olsun. Geçenlerde gittim bir oraya şehisine gittim, gezmeye gittim. Hı hı. Ama bulamadım isimlerini. Tabii o zaman soy isim yoktu. Lahap vardı. Bulamadım, çok aradım bulamadım. Döndük geldik. Ne diyeyim şimdi, kendi halimizde kendi aşımızla, eşimizle kavrulan bir kişiyiz. Evet. Kimseye kötülüğümüz olmamıştır. Elimizden geldi 9-10 sene köy işlerinde, yani azalıkta, muhtarlıkta bulunduk. Allah'ın izniyle bir sağlı hoca yaptık, onun şeysinde ikinci başkandım. Ne diyeyim, bir yüz deker bir gerenlik kazandırdık, zeytinlik kazandırdık, Doğacılık. O zaman köydü, şimdi
mahallesi oldu Saraköy. Evet. Başka ne diyeyim? Yani tarım ve hayvancılığı hiç bırakmadın. Tarımda bahçıvan, yani zebze yetiştirmekle uğraştık, meyve yetiştirdik. Yıllarca Denizli pazarında şey yaptık. Millete iyi zebze yedirdik. Evet. Başka türlü neyle? Müzikle ne zamandan beri uğraşıyorsun? Müzikle 17 yaşından beri uğraşıyorum. Fakat tabii bundan bir ekmek yemediğimiz için böyle sizin gibi arkadaşlar geldiği zaman sohbette şurada burada çaldık. Ama bir ekmek yemedi içindi. Ama bir başkaları bu usta ekmek yedi. Doğru. Biz öyle bir şey yemedik çok şükür. Peki bizim şimdi Çiftçi TV izleyicilerimize ne söylemek istersin bu yöreden? Ne armağan edelim? Nasıl? Yöresel bir parça. Parça olarak ne söylemek istersin? Parça olarak ben Ertaş'ın parçalarını bayılırım. Hı-hı. Ertaş'ın. Tamam. Ama şimdi tabii yaş 88. Keşke bundan 5-6 sene önce olsaydı. O zaman tabii ses de biraz daha düzgündü. Olsun. Buna da şükür. Sizin sesiniz her zaman güzeldir. Çünkü yürekten söylüyorsunuz. Evet. Onun için hiç sorun yok. Biz gene bir iki parça alacağız ama. Evet. Peki Sarayköy'e ait böyle türküler var mı? Sarayköy'e ait öyle bir türkü. Genelde mi? Denizli yöresi diye geçiyor ama. Öyle bir türküm yok ama genelde ben işte bu avşar düzeninde en çok onu şey yaptım. Hı hı. Avşar düzeni söylüyor. Tabii eski türkü bunlar. Evet. Ben Denizli orada benim 6 yaşında bir torun vardı. Neyi seversin? Saza. Hı hı. Kim çalıyor? Dedem çalıyor. Evet. Bak 6 yaşındaki çocuğu şey yaptık. Orada o öğretmenlerin şeylerin içinde saz çaldık misal. Ama ben dedim klasik bir şey istemem benden. Hı hı. Ben Avşar Bey düzeninde bir şey isterseniz çalarım. Yani memnuniyet gösterdiler arkadaşlar. O zaman şimdi ne söyleyeceksin bizlere? Ne söyleyeceğiz? İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarım. Oldu mu? Olur. Hem de çok güzel olur. Nasıl sesi? Evet ya. 10 numara değil mi? İkisinin de
bildi seni. Biri ona, biri, bir yari. Şey olurdu da. Olsun. Hiç sizin yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Renk kattınız programımıza. İyi ki varsınız. Allah sağlıklı, huzurlu ömürler versin amin, sizlere. Amin, amin. Cümletinizde de hemen arkadaşımızı da tanıyalım bu arada. Çünkü bize tarım ve hayvancılık konusunda bölgede yardımcı olan bir arkadaşımız. Sarayköy İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Mustafa Varol. Duacılı Mahallesi'ndeyiz. Tamamıyla sebzecilikle geçimini sağlayan bir mahalledeyiz. Şahin dedemle de tanışmamız, türküleri sevmemiz, bozlakları sevmemiz. Çalar söyleriz bir araya geldiğimizde, çalar söyleriz. Güzel bir mahalledir, güzel bir ilçedir. Tarımla da iç içe olduğumuz için çiftçiliği seviyoruz, çiftçileri seviyoruz. Hayvancıları seviyoruz, hayvanları seviyoruz. Bu şekilde de hayatımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle de Çiftçi TV'ye çok teşekkür ederiz. Yani bizi de çiftçilerle neler yaptığımızı, nelerle uğraştığımızı da en azından çiftçilerin bizi görmesi açısından da bu çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince biz teşekkür ederiz. Ayşe deveyi adını sayıklar. Aman aman Ayşem şanına, nasıl var cengeli adının yanına. Tepsi de tepsi pırasa, ufacıcık yaprağına da dar yağsa. Tepsi de tepsi pırasa, ufacıcık yaprağına dar yağsa. Ayşe kız da kocasız kalsa, tan gece gündüz veli ağana yalvarsa. Evet, bu da sürpriz oldu, günün sürprizi. Çok sağ olun. Köy mandıraları ve tarım alanlarını dolaşmaya devam ediyor. Bu köyün ismi ne? Sığma. Sığma köyündeyiz. Buradaki besi çiftliğinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacağız. Öncelikle sahibi yanımızda. Biz sizi tanıyalım. Ahmet Aldemir. Ahmet Aldemir ne yapıyor burada? Kendi işimizin başındayız. Kaç yıldan beri yapıyorsun? 2002'den beri yapıyoruz bu işi. 2002'den beri. Şu anda kaç tane büyükbaş hayvan? Şu anda sağmal 100 tane. 100 tane. 100. Siz burayı herhalde destek alarak yapıldı. Evet, İPART bu TKDK'dan destek olarak yaptık. Daha önce köydeydik, Duacılı köyündeydik. Evet. Burayı destekleme şeysine programından yaptık. Süt kapsamında. Ve, süt üretimi mi yoksa biraz süt daha... üretimi sadece bir de kendi buzağlarımızı köyde besliyoruz. Dana besicilik de var yani. Hı hı. Sadece süt üzerine değil. Burada süt üzerine, diğer tarafta besi üzerine kendi danalarımızı besliyoruz yani. Hepsi aynı cins mi? Farklı farklı var mı? Farklı farklı. Montebello var. Holstein var. Bir mantofon var. O şekilde yani. Yem ihtiyacını nasıl gideriyorsunuz? %60'ını kendimiz yapıyoruz. %40'ını dışarıdan temin ediyoruz. Hı hı. Kesif yem olarak dışarıdan alıyoruz. Peki. Şimdi yanımızda Tarım İlçe'den de tabii ki konuyla ilgili bir arkadaşımız var. Onu da tanıyalım.
İbrahim Arıkan, veteriner hekimim. Saraköy İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Burada işletmelerimizi biz takip ediyoruz. Burası hibe programından yapılmış bir işletme. Şu an 250 hayvanı var. Ve hastalıktan ağrı işletme, tüberküloz ve bruselli hastalıktan ağrı işletmemiz. Günlük ortalama 2,5 ton civarında süt üretim var işletmemizin. Hayvanların sağlığı ile ilgili nelere dikkat edilmesi lazım? İşletmelerin en önemli problemleri ayak problemleri, meme problemleri ve döl tutma problemleri var. Tabii burada en önemli husus rasyon hazırlama, zeminin düzgün olması. Diğer salgın hastalıkları biz takip ediyoruz. Şap hastalığı olabilir mesela. İşte yeni son zaman gündemde olan LSD dediğimiz hastalıklar. Bunların aşılamalarını biz yapıyoruz. Peki şimdi tabii ki besi çiftlikleri büyük bir alan olduğu için mutlaka takipteler ama haliyle köylerde böyle kendi halinde bu hayvancılığı yapan insanlarımız var. Evet. Bazı şeyleri bilmiyor olabilirler. Onlar nereye müracaat edecekler? Ya da şöyle bir beklenti içinde olabilirler. Bu işin bir ücreti var mı gibi. Biliyorsunuz insanlarımız sıkıntılı. Evet. O konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Şimdi ilçe tarım müdürlüğümüz olarak ve il müdürlüğümüzde koordineler olarak dönemsel olarak işte eğitim çalışmalarımız oluyor. Bu yıl revaçta olan konu buzağı ölümlerinin önlenmesi. Biz de ilçe müdürlüğü olarak çeşitli eğitim çalışmaları yaptık. Hocalarımızı davet ettik. Yetiştiricilerimize bilgilendirme yaptık. Tabii biz her gün işletmelerdeyiz. İşletme ziyaretlerimizde de vatandaşlara gördüğümüz eksiklikleri, düzeltmesi gerektiği yerleri konularında tavsiyelerde bulunuyoruz. Peki nereye aramaları gerekiyor öncelikle böyle bir sıkıntıyla karşılaşıp? İlçe müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor. Herhangi bir şikayetleri olduklarında biz gidip işletmelerde kontrollerimizi yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz bu şekilde. Genelde çok sık karşılaşıldığı problemler neler mesela? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani şimdi burada sürü yönetimi önemli konu. Bu konuda bilinç eksikliğimiz var biraz. Bakım beslemenin işte verilen gıdanın ne kadar verilmesi gerektiği, işte buzağa bakım beslemesi özellikle biraz dikkatsiziz o konuda. Yetiştirici olarak dikkatsiziz. Çünkü hayvanı, anneyi hamile bırakacağız diye uğraşıyoruz. Sonrasında buzağa bakımını biraz ihmal ediyoruz. Aşılama konusunda sadece bizim ilçe müdürlüğümüzün yaptığı programlı aşılar var ama yetiştiricinin de yapması gerektiği aşılar var. Enfeksiyondan korumak için özellikle buzağları. Bu konularda da bilgi veriyoruz. Bu konularda da tabii serbest çalışan arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar kendilerine. Yani doğru yem kullanılması hayvan sağlığıyla ilgili de risk taşıyor. Bulunduğu ortamda mikrop kapma riski tabii var. Evet, şimdi buzağı kulübemizi de gördünüz. İşte zeminden ayrı. Her buzağa çıktığında yeri dezenfekte ediliyor, tekrar yıkanıyor, temizleniyor. Önemli husus, en önemli noktalardan birisi. Mesela emzirme konusunda da hatalarımız var. Bu bizim şu an en çok tavsiyede bulunduğumuz işletme ziyaretlerinde de biberonun temizliği ve anneden emme düzeyine yakın düzeyde sağlamak, hayvana rahatlık sağlamak, hijyen sağlamak önemli. Peki ben size teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz. Özellikle insanlarımıza ya da seyircilerimize bu işi yapan kişilere söylemek istediğiniz bir şey varsa yani dikkat edeceği konuda neler eklemek istersiniz? Her türlü konuda bizi danışabilirler. Biz yardımcı oluruz ilçe müdürlüğümüz olarak. Tüm Türkiye'de bütün ilçe müdürlüğü olarak yardımcı oluruz. Yani önemli hususlar işte bakım besleme, hayvanların ortamı bu konularda her türlü yardımımız olur. Peki. Teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet üstadım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ya da bu işe gönüllü, meraklı olan insanlarımız vardır. Neler yapsınlar? Ya önce hayvanı sevmeleri lazım. Hayvan ineleri sevip ona göre yetiştirmeleri lazım. Onu sevmeyen kimse bu işi yapamaz yani. Sevgiyle başlarsa gerisi aynen, gelir diyorsunuz. Aynen. Peki. Sevgiyle tabii. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet sevgili izleyicilerimiz gübre dağıtımı var. Yani toprakla gübrenin buluşması var. Böyle bir farklı bir makineyle gübre dağıtımı yapıyor arkadaşlarımız. Şimdi biraz soralım bakalım. Hem çalışsın hem soralım. Burada ne yapıyorsunuz?
araziyi hayvan gübre satıyoruz. Makinenin özelliği ne? Makinenin özelliği homojenik bir şekilde tarlaya gübre dağıtması yani. Evet. Eskiden traktörle dökerdik remorkla. Tespihen dağıtırdık. Bazı yeri görürdü, bazı yeri görmezdi ama şimdi öyle değil. Tarlanın her metrekaresi gübreyle buluşmuş oluyor yani. Yani normal bir arazinin dağıtımı ne kadar sürüyor? Ne kadar gübre atmak istesem o da yani mesela süresi fazla süre. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ya da 1 saat. Şöyle diyeyim ben size. Atıyorum 20 ton gübreyi ben 7 dakikada atıyorum. 20 ton gübre 5 dekar arazi yeter. 5 dekarı evet. 20 ton. 7 dakika yani. Bir de iyi tarafı var. İnce ince dağıtıyor böyle serpiştiriyor. Yani, aynen. İsim neydi bu arada? Muhammed Aldemir benim ismim. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz bu işi? Çiftçilik baba mesleği bizim. Baba mesleği. Baba mesleği. Ama eskisi gibi değil tabii, teknoloji gelişti. Tabii teknoloji geçti, biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Teknolojiye o şekilde devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, biz Sarayköy'ü gezmeye devam ediyoruz. Burada yapılan tarım çalışmalarıyla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Şu anda bulunduğumuz bölge bir pamuk ekilen yer. Ama burada bir farklı bir işlem var. Güzel bir işlem var. Onu da yanımızda ziraat mühendisi bir arkadaşımız var. Hem tanıyacağız hem de burada neler yapılıyormuş bir öğrenelim. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Sarayköy İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan ziraat mühendisiyim. İsmim Metin Özdemir. Bu tarlada bakanlığımız tarafından geliştiren yerli pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında yapılan bir demonstrasyon çalışması. 5 tane yerli pamuk çeşidimiz var. Yani Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği. Bir tane de şahit pamuk çeşit. Bu demonstrasyon çalışması tarla günü düzenlenecek. Eylül-Ekim aylarında, yani toplama zamanında. Ya bu milli tohum sektörüne yerli tohumların geliştirilmesi için yapılan bir çalışmamız, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını umuyoruz. Yani özümüze geri mi dönüyoruz? Evet, özümüze geri dönüyoruz. Bunun farklı farklı çeşitleri var mı? Var. NAS07, yanındaki çeşit Sezener, S1, 2009, 2079, en sondaki de kontrol dediğimiz 373 diye bir çeşit var. Evet. Yani ekim süresi ne zaman başlıyor? Ekim süresi bizde Nisan-Mayıs aylarında başlıyor. Bu tarla 16 Nisan'da ekildi. Yani il müdürlüğünden gelen yetkililerle beraber ektiğimiz bir çalışma. Yani inşallah yani demonstrasyon çalışması tarla gününde de başarılı olur. Tarla gününde de gösteririz vatandaşa. Yani hasat süresine kadar yapılan işlemler ne? Hasat süresinde mesela burada şu anda arası sürülecek. Çapa, ara çapası, sonra işçi çapası, gübreleme, sulama, ilaçlama, en sonunda hasat. Hasat ne zaman oluyor? Hasat bizim bu bölgede Ekim-Kasım aylarında başlar. Ekim-Kasım aylarında. Toplama neyle yapılıyor? Toplama makineli hasatla yapılıyor. Zaten işçiyle yapılsaydı bizde 2009 yılında 10 bin dekara kadar düşmüştü ekim alanı. Şu anda 60-65 bin dekara çıktı mesela bu yıl ekim alanı. Evet. Peki zararlı ya da ne diyelim, sonuçta bitkinin de bir sağlığı var. Evet. O sağlıkla ilgili kısmını nasıl kontrol ediyorsunuz? Biz yani mesela yaz aylarında sürekli haftada 2 gün salı, perşembe programlarımıza göre araziye çıkıyoruz ilçemizde. Pamuk tarlalarını ve de entegre mücadele tarlalarımız var. Onları kontrol ediyoruz, tuzaklarımızı. Hani çiftçi tarlasında olsun olmasın biz gidip kontrollerimizi yapıp vatandaşa ilan yaptırıyoruz. Bir önemli bir şey varsa. Mesela şu anda biz çalışmalarımıza başladık hastalık zararlarla ilgili. İlk erken dönem zararlardan mesela pamukta tütün tripsi, yaprak biti, yeşil sinek yani Emposca ismi Latince. Bunların mücadelesi için gerekli çalışmalarımızı arazide yürütüyoruz.
Evet, arkadaşlarımızın. Örnekler alıyorsunuz ya da takip ediyorsunuz. Evet, kontrol ediyoruz büyüteçlerle yaprak altını. Yaprak altındaki o zararlıyı görüyoruz. Bir ekonomik zarar eşiği var. Ekonomik zarar eşiğinin altında ise ilaçlatmıyoruz. Üzerine çıkarsa ilaçlatıyoruz. Bunu vatandaşımız için bu önemli zaten. Hani her zaman hemen ilaç yok yani ilaç. Bahçelerini gördük ve dayanamadık. Hemen çocukluğumuz aklımıza geldi. O hani bahçelere girip de ağaçlara tırmanıp erikler, kirazlar çaldık demeyelim de göz hakkı aldığımız zamanları hatırlıyoruz da. Böyle bir nevi biraz da çocukluğumuzu yaşayıp sizlere de o günleri hatırlatmak istedik. Şimdi erik ağacına çıktık. Bunlar tabii ki ilaçsız, şu anda doğal. Böyle tadına bakmadan da gitmek olmaz. Hep birlikte bakalım. O kadar lezzetli ve güzel ki. Neymiş? Her şeyin doğalı güzel. Biz erik bahçesini gezmeye gidiyoruz. Buyurun siz de gelin. Bahçelerine girip de erik ağacında böyle erik yemekten fırsat bulup çekimleri anca yapabildik. Şimdi abimizi de yorduk getirdik buraya. Dedik ki erikleri biz yemeye başladık. Çalmak gibi olmasın siz de gelin dedik. Abi seni bir tanıyalım. Ben Sarayköy'den Mustafa Konya. Mustafa abi kaç yıldan beri yapıyorsun bu işi? Anamdan doğduğum doğalı bahçenin içerisindeyim. O zaman da erik var mıydı yoksa? Erik de vardı. Şeftali vardı, üzüm vardı, yemiş vardı, incir dediğimiz. Hı hı. Bunlarla ilgileniyorduk. Ondan sonra... Ne kadar erik var burada? 15 dönüm. Hı hı. 15 bin metrekare erik var. İki cins erik, papaz eriği, tatlı sert, İzmir papazı deriz. Hangi daha çok tutuluyor? Papaz, Sarayköy'ün en meşhur eriği papaz eriğidir. Hı hı. Aşağı yukarı... Türkiye çapında bir numaradır bu çukurun bunlar eriği. Bunlar böyle yeşil tüketiliyor değil mi? Yeşil, koyu yeşil. Olgunlaştıkça beyazlaşır. Bozuluyor. Normal olduğu zaman koyu yeşil olur. Dumanlı papaz deriz biz bunu. Bakımını nasıl yapıyorsunuz? Zor mu? Bakımı zor değil. Alet edevatımız var. Motorla aralarını süreriz. İlaçlamasını yaparız. Sulamasını yaparız. Budamasını zaten kendimiz de yapıyoruz. Onun için zor bir şey değil bizim için. Peki toplaması? Toplamasını tüccar Sarayköy'e gelmediği zaman kendimiz toplayıp hali gönderiyoruz. Ama şu anda ben bu bahçeyi sattım. Tüccar geldi, erkencil oran eriği topladı. Birkaç gün sonra da papaz eriğini toplayacak. Hasat bitmiş olacak. Bunların makinesi yok değil mi? Elde. Hayır, makinesi yok ama... Elek olarak, irileme, hı hı. Numaralı olarak yapılırsa oluyor. Böyle tek tek toplanması gerekiyor zarar görmesi tabii, için değil mi? Bunlar tek tek. Evet. Yalnız şimdi tüccar aldı dediniz ya, evet. Böyle daldan topluyoruz da sermayeden gidiyor diye sıkıntı olmasın sonra görüntü. Olmaz, o kadar olmaz. O hoş görür. O bu da göz hakkı diyorsunuz. Yemek için ayırdığımız erik var. Onun bir ağacını da o toplasın. Değil mi? Tabii. Onun için hiç önemli yok. Gönül zenginliği yeter diyorsunuz. Evet. Peki başka ne var böyle tarımda uğraştığınız eriğin dışında? Yonca, pamuk, sulaşık mısır ekeriz. Ekseriyet yani yoncadır. Makinalarımız var. Bir de şey var değil mi? Yani hayvancılıkla uğraşan arkadaşların çoğu meralar olmadığı için mecburen bu yonca türü ya da saman türü şeyler kullanmak zorunda. Tabii şimdi
altımızda Yakayurt köyü yolu üzeri burası. Yakayurt tarafında 2 tane, 3 tane, 4 tane çiftlik var. Biz bu çiftliklerde ürettiğimiz yoncaya, sılaşlık mısıra oraları veriyoruz. Her isteyeni veriyoruz. Acıpayam kadar gider. Gölhisar'a kadar gider. Her tarafı veriyoruz. Bunu böyle taze taze yiyoruz ama bunun da kompostusu güzel olur mu? Biraz daha olgunlaşması lazım papaz yerinin. Biraz daha olgunlaşırsa daha güzel olur. O zaman şimdi böyle taze taze tüketelim. Böyle taze taze tüketmek peki, daha güzeldir. Ben bir tane yiyeyim de. Bu arada sizin erikler manava ulaştıysa izleyicilerimizi alıp oradan yesinler afiyetle. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Allah razı olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin ederim. Size de. Çok teşekkür ederim. Tanıştığımızı memnun oldum. Ben de. Evet sevgili izleyicilerimiz. Biz geziyoruz diyeceğiz ama hazır erik ağacını görmüşken birkaç tane böyle çıkalım erik yiyelim. Erikten sonra görüşmek üzere. Şu anda Tekke Köyü'ndeyiz. Neden Tekke Köyü demişler onu da öğreneceğiz şimdi. İncir bahçeleri, buraların meşhur incir bahçelerindeyiz. Şimdi yanımızda bahçe sahibi bir abimiz var. Bir soralım bakalım bu incirlerin durumu vaziyeti neymiş. Abi önce tanıyalım sizi. Ben Abdullah Ece, Tekke Köyü'nden Abdullah Ece ama Buharkent duruyorum. Peki şeyi ne zaman alacaksınız mahsulü? Mahsulü yaş aşağı yukarı Ağustos'un birinci, ikinci, 15'ine kadar yaşla başlar yani. Haziran'ın başında doğru başlar. Ağustos'un kuruyu döner ondan sonra. Kalanlar yaşları toplarız, toplayabilirsek. Ama toplamazsak Ağustos'ta kuru incir olur. Ona çok şahane oluyor tabii. Bakımı nasıl? Zor mu incir? Vallahi şimdi evveli şey bitti mi bir suluyoruz. Çünkü yükten çıktığı için bir sulumu yapıyoruz. Ondan sonra budumu yapıyoruz. Ondan sonra ilaçlıyoruz. Böyle devam ediyor işte. Ama tabii sürüyoruz, suluyoruz. Zor tabii. Zor. Bir de tabii satımı, kooperatifleri veriyoruz. Satım bu sene 2 senedir iyi yani çok güzel. 18 liradan gidiyor kilosu. Ama tabii bunun küçük büyük ortası var, büyüğü var. Onun için değerlendiriliyor yani bunlar. Bu genelde kurutma amaçlı mı kullanılıyor? Yaş olarak da satıyor. Yaşlı satıyoruz. Yani bir müddet mesela diyelim ki 6-7 gün civarında veya 15 gün içinde yaş alıyoruz. Yaştan sonra zaten kurumaya başlıyor. Kurumaya başladı mı ellemiyoruz. Ondan sonra kendi dibin dökülüyor. Birkaç gün dibin duruyor. Hani hafif kurusun diye. Kuruduktan sonra topluyoruz, seriyoruz. Serdikten sonra şeylerimiz var tabii, böyle eleklerimiz var. Eleklerin içinde bunları kuruduyoruz. Teker teker birinci sınıf, ikinci sınıf, çürük, ballı, efendim çatlak ayırıyoruz. Ondan sonra kooperatif teslim ediyoruz veya aracıyla kooperatiften yüksek oldu mu onları veriyoruz. Olay bu yani. İşimiz hangisi gelirse olur. İşimiz gelirse onu göre veriyoruz yani. Emeğin karşılığını hangisi verirse. Tabii tabii, biz esas kooperatiflerde güzel para verdi. Geçen sene çok güzel para verdi. Tüccar ondan sonra yükseltti. Böyle. Bir tek incir üretimi mi yapıyorsunuz? Başka bir şey var mı? Ben zeytin. Benim arazim 70 degar arazim var. 12 degarı üzüm. 20-30 degarı incir. Gerisi zeytin hesap etkari. Evet. Hepsi yarışmış durdu. Ama kuruyor bak şimdi ağaç şu hale geldi. Tam verim verici zaman kurudu. Bunun bir çare yok yani. Bunlar neden oluyor bilmiyoruz. Şimdi bir göktaş gibi bir şey getirdiler Aydın'dan. Onun dibini böyle döktük kurtarız diye. Bakıyoruz bekliyoruz şimdi. Bu şekilde. Tabii deniyoruz şimdi ama. Buranın altı şey değil mi? Sıcak su değil mi? Sıcak su. Ama sıcak. Çok aşağı yukarı 700-800 metrede. Bazı kendi çıkıyor. Böyle aniden pat çıkıyor yani. Ondan sonra patlıyor burası. Tekrar öğütülüyor. Bu buharlar çıkmadan evveli kendi kendini patlıyor burası.
modern makinelerin, robotların iş yaptığı bir süt çiftliği burası. Burayla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Yanımızda bir abimiz var. Hemen tanıyoruz. Adım Murat Kaplan. Sarayköy'de oturuyorum. Hayvan çiftçilikle uğraşıyorum. Pamukçuluk, hayvancılık. Bunlardan devam ediyoruz. Yani. Modern tesisi kurmak nereden aklınıza geldi? Valla modern tesisi kurmak, fuarlara gittik. Fuarlarda gördük. Bir de insan bakıcı sıkıntısından dolayı. Yani bunu bir başvurduk. Yani çok çok iyiymiş. Yani yaptığımızı baya baya memnun olduk. İlk yani önce. Burada insanların yapacağı işi robotlar yapıyor. Evet, en başta robot. Mesela süt sağma. Biraz ondan bahsedelim. Ya süt sağmaya her gün sabah akşam hayvanlar sağılıyordu. İnsan sorunu oluyordu. Mastik sorunu oluyordu. Yani bunları hepsini birer birer robot hepsini söylüyor bize. Nasıl çalışma sistemi nasıl? 24 saat sağıma giriyor hayvanlar. Yani ihtiyacı duyduğu zaman yem ihtiyacı, sağılma ihtiyacı duyduğu zaman girip sağılıyorlar yani kendileri. Anladım. Şimdi sağılma esnasında demin gördüğümüz gibi biraz önce izleyicilerimiz de o makineyi görecekti. Dediniz ki antibiyotik sağılma. Evet, şu anda bu memede eğer bir antibiyotik belirtisi olduğu zaman sütü sağıyor, sağdığı an tahlil yapıyor. Tahlil yapıp eğer bir bakteri olduğu zaman direktman bizim telefonları bilgisayarı düşürüyor. Orada biz bakıyoruz hayvan mastik var. Hemen anında müdahale yapıyoruz. Memenin kör olmasını önden tedbir almış oluyor. Bir de şimdi yemleri böyle sürme makinesi dediniz. O da belli bir saatlerde çok. Ya şu anda biz bunlara eğer bakıcı olduğu zaman bakıcı bunu günde iki kere yapıyordu, üç kere yapıyordu. Belki de yapmıyordu. Hayvanlar aç kalıyordu. Evet. Ama şu anda ittirme robotunu aldığımız zaman her yarım saatte bir çıkıp 7 dakika hayvanların önünü yemi ittirme yapıyor. Yani teknoloji geldi, biraz rahatladık diyorsunuz ama sıkıntılar bitmedi herhalde. Daha sıkıntılar bitmedi tabii canım. Sıkıntıları anlatmaya kalksak akşama kadar vaktimiz yetmez yani. Doğru söylüyorsun. Şimdi çiftlikte gördüğümüz kadarıyla bir sürü hayvanınız var. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgileri. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz bu çiftlikte tabii ki ablalarımız da var. Onların kendi çiftlikleri ama bu çiftlikte bu kadar makine, robot varken bir de deve kuşu varken tedirgin oluyoruz tabii. Onlar burada ne yapıyor soralım. Abla sizi tanıyalım. Ben Hayal Kaplan, Murat Kaplan'ın eşiyim, çiftliğin sahibiyim. Valla Leli'den bize pek iş kalmıyor, robot sağımı robot yapıyor. Evet. Biz genel temizlik işlerini bakıyoruz. Deve kuşudur, koyunlara bakıyoruz. Buzağların mama şeylerini takip ediyoruz, öyle. Rahatlık varmış diyorsun. Rahat. Evet. İşimiz kalmadı. Ne güzel. O da iyi ama rahatlık var ama başında durmak da güzel bir şey. Evet, bilgisayardan başında takip ediyoruz. Evet. Deve kuşlarıyla aranız nasıl? Pek iyi değil. Küçükken iyiydi de büyüyünce korkuyoruz artık. Evet, sıkıntılı bakıyor hala. Evet. Evet abla sizi de tanıyalım. Benim adım Şirin Kaplan. Temizliğini yapıyoruz. Gelip yani kontrol ediyoruz. Aklımız burada kalıyor. Genelde geliyoruz işte. Siz sadece böyle zevkini sürüyorsunuz. Evet. Çok fazla iş kalmadı size. Evet öyle. Aklımız burada kalıyor. Geliyoruz yani. Hoşumuzu gidiyor. Evet. Geziyoruz. Bakıyoruz hayvanlara. Gidiyoruz yani. O zaman çiftlikte güzel yemekler yapıyordunuz. Yapıyoruz. Mesela? Mesela her şeyde yapıyoruz. Mangalda yapıyoruz. Kızartmada yapıyoruz. Özel yemeği var mı bu yöreye? Ya burada genelde bizim Sarayköy'de hani biz kendimiz keşkek falan yaparız da. Ya onu da yaptık burada yani. Ne hani. Güzel. O zaman canımız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Tamam, o zaman bir ara hep birlikte yemek yemeye geliyoruz. Değerli izleyicilerimiz. Evet, buyurun, keşkek tabii. De varmış. Peki ben size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Robotlara mı kolaylıklar dilemek lazım bilmiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum.